Türkiye'nin en küçük iline geçeceğiz. Bayburt'ta. Bayburt'ta da tanıtım atağı var. Şimdi herkes bu tanıtım atağı için çalışıyor. Bir bakalım nasıl çalışıyorlar. Bayburt'ta kameralarını, mikrofonlarını hazırladılar. Sehpalarını, şaryolarını kurdular. En iyi görüntüyü alabilmek için güneşin açısını hesapladılar. Gitmedin mi? Bayburt'un tarihi ve turistik eserlerinin tanıtımına yardımcı olmak amacıyla uçan kamera bile kullandılar. Bayburt, tarihi kalesi, saat kulesi ve şehre ayrı bir güzellik katan Çoruh Nehri ile Türkiye'nin en küçük ili. Baksı Müzesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Sıra Kayalar Şelalesi ve daha birçok turistik unsuruyla Bayburt tanıtılmayı bekliyor. Küçük kentlerde yaşayan insanların yaşadıkları şehirleri sahiplenmesinin bir göstergesi olarak projeye başladık. Projemizin amacı Bayburt türkülerini biraz da dışarıya tanıtmak amaçlı oldu. Farklı kültürden gelen insanları tek bir kültürde buluşturmak istedik. Tek bir türküde birleştirmek istedik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan klipte 46 kişiden oluşan amatör bir ekip çalıştı. Oldukça zahmetli geçen çekim sürecinde 5 dakikalık klip için 2 ay boyunca çaba harcandı. Yöreye ait Bayburt Dağları'nda Tabakam Kaldı ve Kara Basma İz Olur türkülerinin seslendirildiği proje sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bayburt bu görüntülerden sonra herhalde ilgi artar, biraz da büyümeye başlar, en azından kalabalıklar, vatandaşlar oraya gitmeye başlar görmek için diyelim.